Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba Kısa Dalga dinleyicileri. Ben Azmi Karaveli. Muhabbet 23 adıyla başlattığımız podcast serisinde bugünkü konuğumuz Yeşil ve Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder. Kendisine öncelikle hoş geldiniz ve davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Hoş bulduk. Dinleyenlere sağlık ve sıhhat diliyorum. Siz de ilk olarak seçimlerden önce görüşmek istemiştik. Açıkçası çok yoğundunuz. Hatta bir gün Ankara'ya partidekileri benim milletvekili olmamam için iknaya gidiyorum demiştiniz. Anlaşılan o ki pek ikna edememişsiniz. Peki siz nasıl ikna aldınız? isterseniz onunla başlayalım. Benim ikna gücüm zayıf, partinin kuvvetli demek ki. Büyük bir beklenti vardı seçimden önce. eee demokratikleşme ilk defa muhalefetin bu kadar bir araya e, gelme iradesi e, bunlar ülkedeki e, birçok bozucu alanın demokratik zeminde çözülmesi için başta Kürt e, meselesi olmak üzere bir umut vermişti e, herkese. Arkadaşlar da açıkçası onunla e, ...ikna ettiler beni... ...belli bir hafızanın... E, ...sahibisiniz... E, ...buna çok ihtiyacı olacak... ...önümüzdeki dönemde... E, ...onun için... E, ...olmalısınız dediler... E, ...ona rağmen epey kaytarmaya... ...çalıştım ama bundan fazlası... ...sorumluluktan kaçmak olur... ...diye düşündüm... ...yoksa ben siyaseti... ...herkes siyaseti parlamenter... ...siyaset olarak düşünüyor... Ee, sanki o olmazsa siyaset yapılamazmış gibi. Ama e, o anlamda parlamenter siyaset defterini gerçekten kapatmıştım çünkü e, milletvekili aday olmamın önünde bir engel yokken ben bırakmıştım zaten. Daha doğrusu e, 2011'de bu adaylığı kabul ederken sadece bir dönem bir dayanışma ve yoldaşlık nöbeti e, gibi düşünmüştüm. E ardından bu çözüm süreci başladı. Ee, biz de rol ve sorumluluk üstlendiğimiz için e, bırakamadık. Öyle devam etti yani. Yoksa <laughs> parlamenter siyasette... E, ...siyasete çok fazla yatkın birisi olduğumu düşünmüyorum. Hem ikna olmuşsunuz hem de başkan vekili oldunuz aslında. Onunla ilgili hemen bir şey sormak istiyorum. Şimdi 80 sonrası ve 2000'li yıllarda cezaevine girmiş işte mevcut düzenin tabir caizse sillesini yeterince yemiş biri olarak meclis başkan vekili olarak meclisi yönettiniz geçtiğimiz haftalarda. Ve üç haftada bir yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorsam yöneteceksiniz. Üstelik çoğu zaman da meclis konuşmalarınızda başkanlarla hep atışkan, atışan bir milletvekiliydiniz. ben burada şunu sormak istiyorum. Nasıl bir duyguydu o, o, koltuğa oturmak? Ya e, gün olur devran döner işte beyler mi dediğiniz içinizden. Ya o fasılları geçeli çok oldu benim açımdan yani bak işte dün oradaydık bugün buradaydık hayat buradan akmıyor hayat başka bir şey. Kamil Belki... olmak değil kamil <laughs> oldum bir <laughs> anlamda diyorsunuz yani. Kemalat mıdır yoksa yaşlanma mıdır biliyorsunuz ikisi her zaman aynı anlama gelmeyebiliyor. Başkanlarla çok atışırdım bu doğru zaten ilk konuşmam da bunun üzerineydi. Çünkü oraya oturan bizim gibi bir milletvekili. Ben nasıl seçilmişsem o da öyle seçilmiş. Ee, yani onun bir altın oyu yok. Altın seçmeni de yok. İşte partisine düşen kontenjandan partisi onu adayı göstermiş. Biz de öyle ee, aldığınız çıkardığınız milletvekili sayısına göre bir partiye eğer başkan vekilliği düşüyorsa o parti içimizden hangi arkadaş bunu yapmalı ya da daha iyi yapabilir e, yönlü bir değerlendirme yapılıyor. Bazen seçim yapılıyor. E, böyle değişik şeyleri var. Şimdi benim başkanlarla tartışmama tekrar dönecek olursak... ...dediğim gibi hepimiz milletvekili olmamıza rağmen... Hepimiz faniyiz de. <laughs> oraya oturanlar e, e, benim tartıştığım e, meclis başkan vekilleri en azından bir hiyerarşik ilişki biçimi geliştiriyorlar. Yani e, tamam adın başkan ya da başkan vekili olabilir ama bunu bir moderasyondan öteye taşıma hakkını ve gücünü sana vermemeli diye düşünüyorum. Dolayısıyla ilk konuşmamda hani bu bu sorumluluğu yerine getirirken hiçbir milletvekiliyle hiyerarşik bir ilişki içinde olmayacağım. Elbette ki anayasa ve iş tüzükle bağlıyız e, orayı yönetirken. Fakat e, söz söyleme özgürlüğünü, e, o hakkın etkin ve yetkin kullanımını sağlama anlamında bir tercih yapmak gerektiğinde... E, ...kendi siyasal düşüncelerimden azade ben bütün inisiyatifimi oradaki her milletvekilinin e, ister... A partisi ister B partisi, sözünü gargaraya gelmeden, rabarbaya gitmeden söyleyebilmesini sağlamak noktasında kendimi sadece sınırladım. Yani bir eğer var ise bir inisiyatifim ki var, bunu söz söyleme ya da sözümü söyleyenin sözünün engellenmemesi doğrultusunda kullanacağımı söyledim. E, genellikle geriye dönüp o tartışmalara baktığınızda, evet benim e, başkanlarla didişmem e, hep bu söz hakkının verilmesi, verilmemesi etkin kullandırılması kullandırılmaması bahsinde olmuştur çoğu zaman. Peki ortaokul kitaplık kolu başkanlığınızda çok gurur duymuştunuz. <laughs> Onda mı çok gurur duyuyorsunuz yoksa şu anda gelmiş olduğunuz durumda mı? Ya da Adıyaman'da bilge sohbetlerinin yapıldığı ...şu huzur meclislerinden bahsetmiştiniz evet. bir söyleşinizde. Şimdi meclistesiniz. Huzur meclisleri mi? Büyük Millet Meclisi mi? Ortaokul Kitap Kolu Başkanlığı mı? Yoksa meclis başkanlığı görevi mi? Ya tabii ki bütün saydıklarınızın ilk olanları... ...kronolojik olarak da yani ilk sırada yer alanları daha kıymetli. Çünkü birçok şeyle de ilk karşılaştığımız zamanlara... ...ve anlara tekabül ediyor... Ee, ...aradan bunca... E, ...yarım asırdan fazla zaman geçince... E, ...hiçbir şey şaşırtmıyor... ...insanı... ...dolayısıyla... E, ...o ilk... ...yani hep o mu bu mu dediğinizde... ...hep o eski e, olanların... ...hali bir başka... ...ah nerede o günler nostaljisiyle de değil... İlk defa karşılaşıyorsunuz ve her şeyi bir çocuk gibi düşünün. Yeni bir bilgi ediniyorsunuz, yeni bir insan tanıyorsunuz, değişik bir bakış açısı ile karşılaşıyorsunuz. Ben de merakı ve itiraz etme duygusu güçlü bir çocuktum sanırım. Gençliğim de öyle geçti. Dolayısıyla çok dikkatimi çekiyordu ve feiz alıyordum. Belki bir avantajım. Ee, hiç kimseyi dinlememezlik etmedim ben ya da e, cebimde e, ön yargılarla oturmadım herhangi bir meclise bu yüzden çok sıkıntı da çektim ben çok pervasız konuşurum yani ilk defa karşılaştığım biriyle bile e, öyle dur ya bu kimin nesidir kimin fesidir demem yani düşüncelerim neyse e, perdesiz anlatırım e, bu o ön yargısız ...yaklaşmayla alakalı bir şey sanırım. Herhalde alameti farkınız da bu zaten. Ee, bilmiyorum bir alameti farkım var mı ondan da emin değilim. Bu, bu rejimde hakikaten meclisin bir öneminin olduğunu düşünüyor musunuz? Yani biz sizi Gezi Parkı'nda e, başlarında... ...kepçelerin önüne kendini siper eden bir vekil olarak e, biliyoruz. Hı. Ya başka tabii sanatçı kimliğinizi de biliyoruz... ...ya da e, başka özellikleriniz de biliyoruz ama... Ya Gezi Parkı siyasiler, siyasilerden azade olarak aslında çok sayıda bileşini ve halkın başarısıyla tarihe geçen ve AKP'nin belki de hayata geçiremediği tek eylem. Yani muhalefetin böyle bir başarısı yok. itiraf etmek gerekirse ya da kabul etmek gerekirse. Şunu demek istiyorum. Böyle bir, ger -si bir gerçek varken Ankara'daklı bir siyasetin AKP rejiminin e, miadının dolduğunu düşünüyor musunuz? Yani hala meclisin bir anlamı var mı ya da sizi için ne anlam taşıyor? Klasik bir klişe olacak. Öncelikle bu soruyu sorduğunuz için teşekkür <laughs> edeyim. Gezi hakkında cümle kururken kurarken çok temkinli e, olmak gerekiyor diye düşünüyorum. E, i̇ki üç sebepten dolayı. Birincisi başta Osman Kavala mücella e, can olmak üzere birçok arkadaşımız dünyanın en büyük zulmüne maruz kalarak bundan dolayı cezaevinde yatıyorlar. Ondan daha önemlisi hayatını kaybeden kardeşlerimiz oldu. Çeşitli uzuvlarını, sağlığını yitiren insanlarımız oldu. Fakat mesela şöyle bir şey vardı halen belli platformlara girdiğinizde şununla karşılaşırsınız İşte ilk e, bir hafta oradaydı benim için sonra ortadan kayboldu e, Bu bir hafta sonra e, işte beş güne sonra iş üç güne sonra ilk günü oradaydı falan diye e, böyle bir değerlendirme var Bu benim çok iradi bir tercihimde çünkü toplumsal muhalefetin bütün alanlarında ya yer almış ya gözlemlemiş birisi olarak gezinin başlama biçiminin çok kıymetli olduğunu düşünüyordum. Ve biz buna müdahil olursak işte o mevcut ezberlerimizle müdahil olacağız. Oysa burada bambaşka bir duygu var. Ee, gerçekten 11 gün oradaydım ben fakat kitleselleşince mesela milyonlara ulaşınca başlangıçtaki 200 300 kişinin içinde tabii ki görünüyorsunuz ama milyonlara ulaşınca gözükmek zor ya da gözükmeye ne gerek var? Biz buna müdahil olmamalıyız. Bu kitle kendi yolunu kendi çizmeli düşüncesine çok çabuk ve kesin bir şekilde varmıştım. Ee, çok yaratıcıydı, çok özgündü ve e, hiyerarşik bir e, şey içermiyordu. Üstüne üstlük de hiçbir e, adli vakadı bile yaşanmadı. 16 evet. gün boyunca. Ee, bir o yüz binlerce insanın aynı feraseti, aynı serin kanlılığı bütün provok edici, edici yaklaşımlara rağmen. Bunu muhafaza edebilmesi Hatta üstesinden gelmesi Onu o alanın dışına itebilmesi falan Bunlar çok kıymetli Yaklaşımlardı O anlamda Aynı şeyi Akbelen için de söyleyebiliriz Siyaset Parlamenter olmak Gidip orada Bir söz söylemekle Sınırlı olmamalı Hani göründük, vazifemizi yaptık e, duygusu olmamalı. Şöyle bir şey, bütün bunlar e, büyük yanlışlar değil, büyük tercihler sistem açısından son derece ince hesaplanmış. Yani bir hatanın sonucu değil, bir yanlış planlama sonucu da değil. Uzun erimli bir e, yağma talan politikasının adım adım, hayata geçirilmesi. Rant bile değil. Yani çok yanlış ve yetersiz bir kullanımı. Böylesi ancak yağmacılar tarafından yapılabilir. İşgalciler tarafından yapılabilir. Hal böyle olunca bir siyasetçiye düşen bütün bu yaklaşımın büyüklüğü kadar büyük bir örgütleme Hayata Geçirebilmek Yoksa Ne Akbel'e Ne Yetişebilirsin Ne Gezi'ye Yetişebilirsin Hatırlayalım Gezi Öyle Bir Hal Almıştı Ki Dönemin Belediye Başkanı Bundan Sonra Bir Otobüs Durağının Yerini Bile e, Halka Soracağız Demişti İşte Bu Mesela Forumlara Taşınabilseydi Bu Bilinç Çok Başka Bir Dönüşümün kapısını açabilirdi. Bir hayıflanma olarak söylüyorum bunu. Tarih böyle okunamaz biliyorum. Ama dolayısıyla parlamenter siyaset bunun kendisini sadece bunun bir e, parçası olarak görürse bir işlev görebilir. Öbür türlü halka rağmen halkın talebini e, sadece orada kısa süreli bir gözükmeyle görünür kılmak sonra dönüp normal hayatına devam etmekle karşılayabileceğimiz bir zulüm değil bu karşısına sabırlı ve gerçekten e, zaman isteyen bir geniş cephe örmek gerekiyor ki bu memleketin ağacına, kuşuna, insanına, e, geleceğine, e, onuruna kimse kolayından musallat olamasın bu genel olarak e, parlament bunun, bunun koşulları belki de soru böyle sorulmamalı diye başlayabiliriz yani biz kendini solcu olarak tarif eden bir insanım e, solla sağı birbirinden e, ayıran yöntemsel şeylerin başında koşulları veri olarak Dur. kabul etmemek gelir koşullar yoksa yaratırız yaratırız. Yaratırız. Yani emeğimizi, enerjimizi buraya sarf etmeliyiz. Bu o zaman bu hemen halkta karşılığını oluşturacaktır. Üstüne üstlük de gezili bir model şu anda aslında. Evet. Yani topçu kışlası yapılamadı o, o cepheden baktığınız zaman. Şimdi gazete duvarda Bahadır e, soy ismini ben bağışlayın. Özgür. Bahadır Özgür. Bu besin zinciri diye Akbelen meselesini e, anlatan bir e, yazısını okudum. Böyle bir sözü, böyle bir derin derinliğine e, çalışmayı ve bu kadar patolojisini yapabilmeyi, ben isterdim. Siyasete düşen tam da Bahadır Bey'in yaptığı bunu görünür kılmak, öyle slogan hamasetine aralığına Düşün, sıkıştırmamak çünkü ne çekiyorsa e, bu tür bu tarz mücadeleler yaşasın kahrolsun aralığını hapsolunca çekiyor oysa patolojisini yaptığında bu nereye tekabül ediyor? Niye böyle yapıyorlar? Anlattığında buna iştirak eden, buna itiraz eden e, savunuyorken ne tür duruma geçebilen bir sürü insanı e, kendi spektrumunuza al, almış oluyorsunuz. Onun için uzun bir mesele bu. Siyaset tam da buradan siyaseti kurmalı. Biraz şeye dönüyor iş. İşte gittik vazifemizi yaptık. Eskinin basın açıklamaları vardı. Dünyanın en yararsız aktivitelerinden birisi en yüzeysel. Tabii ki basın açıklaması yaparsınız. Ama bir müddet sonra bir ritüeli eda etmiş olmanın sığlığına düştü. Ee, o anlamda bize düşen bunu bir öz olarak da kabul edebilirsiniz. Gerçekten halka e, bunun niye böyle olduğunu öncelikle bunu anlatmak, bunu teşhir etmek. Bunu yapmazsanız orada e, işte yuhalanabilirsiniz. Doğru bir şey değildir. E, protesto edilirsiniz. Hiçbir şey orada bunu teşhir etmek ve ne anlama geldiğini kavratmak kadar etkili olamaz. Biraz parlamenter siyaset iş görür mü meselesinde işte tam da bu zeminlerde bir uzmanlaşma, derinleşme, yoğunlaşma çabasına girerse büyük iş görür. Yani herkes siz genelde kürsüye çıktığınızda e, ...ideolojik olarak taban tabana zıt olduğunuz insanlar bile bir gülümsemeyle e, size yaklaşıyorlar. Aslında kapkara bir 21 yıllık meclis tarihinin sizin hicap duyduğunuz ve hiç de haz etmediğiniz kavramla... ...en renkli tırnaklar içerisinde <laughs> renkli e, vekilleri arasında yer aldınız çok aşikar ve bir gerçek... ...bunu nasıl başarıyorsunuz? Bir, bir de... E, ...gerçekten koridorda... E, ...insanlarla... E, ...sohbetimize başlamadan önce... E, so, e, ...ön sohbet ederken... ...söylediğiniz gibi bazen... ...Mesela Cemil Çiçek'le yaptığınız sohbetler falan vardı... ...normalde hiç... ...kürsüde atıştığınız insanlarla... E, ...meclis koridorlarında da herhalde... ...insani bir takım e, diyaloglarda... ...bulunuyorsunuz. Onun... E, ...sınırı nedir ya da... ...nasıl beceriyorsunuz bunu? Iıı... Ee... Belki bu 10 yıla varan parlamenterliğimde e, kürsüde atışmaktan anladığımız şey koridorda ya da herhangi bir sosyal toplumsal mekanda karşılaştığımda merhaba ver, vermeyecek duruma e, gelebildiğim ya da geldiğim insan sayısı üçü beşi geçmesin. Ee, onlar onlar zaten e, kürsüde atışmasam da e, el sıkışmaktan ya da bir e, merhabadan e, imtina etmeyi tercih edeceğim yapıda insanlar. Dolayısıyla diyaloğa inanan e, bir insanım biraz da iyimser bir insanım konuşmanın gücüne e, belki fazlaca önem atfeden bir insanım çünkü bu şevkim her seferinde yer ile yeksan oluyor ama durum bu o şey geyiği gibi değil bunlar kürsüde atışıyorlar arkada tokalaşıyorlar <laughs> ö ö öyle bir şey değil üslup meselesine e, çok önem veriyorum e, genellikle bağır çağır e, tarzı benimseyenler ...heybesinde... ...fazlaca turpu olmayanlar. Ee, bir meselede... ...eğer... E, ...konuşma... ...argümanlarınız... ...güçlüyse ve... E, ...şablon değilse... ...gerçeklikten... ...el alıyorsa... E, ...onun için bağırmaya... ...çağırmaya... ...ihtiyaç yoktur. E, ve bu... E, ...biraz yönetmenlik deneyi, deneyimi de diyebilirsiniz belki... Ee, ...bağırma, çağırma en netice almayacak... E, ...ilişkilenme biçimidir. Onun için bir bağırma, çağırma meselesine... E, ...kötü bir metafor olacak ama bir mermi gibi... ...bakmanız lazım, nefsi müdafaa konumuna düşmeden... E, ...onurunuza tasaddi bir iş olmadan... Çok buna tenezzül etmemek lazım ama e, hiçbirimiz de e, peygamber değiliz. <laughs> e, tabii ki sinirleniyoruz da kontrol duygumuzu da yitirebiliyoruz. Böyle bir şey hayat. Peki milletvekili olmanın en iyi yanı nedir? Birkaç tane size şık da kopya vereyim mi? Buyurun. E, emekli olunca a, emekli olunca güzel maaş almak. 3-5 liraya meclis lokantasında çorba içmek. Çok havalı olmak. Üstelik dokunulmazsınız. E, D. Ne kadar gayri ciddi soru bu. Elbette halkımızın vekili olmak. E. Hiçbir esprisi yok valla. <laughs> ya da isterseniz F deyin. Hiçbiri deyin. Yo hepsinden birazcık e, konuşalım. E, birkaç tane yanlış bilinen şey var. Bunu düzeltmek boynumun borcu. İki sene vekil oluyorlar. Emekli oluyorlar diye kimin uydurduğunu bilmediğimiz bir <laughs> yalan var. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben e, 8 sene vekillik yaptım. E, vekilliğim bittik, bittiğinden e, yaklaşık bir e, yıl sonra da cezaevine girdim ve ancak cezaevine girdiğimde emekliliğim o, şey olmuştu. Hak, hak kazanabilmiştim. Yani bir işçi, bir memur ne kadar prim ve gün sayısına haise yaş galiba yaş, sınırı. yaş sınırına haise bir milletvekili için de o geçerli. Bir istisnası var. Herkes onunla bunu karıştırıyor. Eğer emekli biri olarak meclise gelmişseniz... ...iki yıl o emekli ödeneğiniz kesiliyor. İki yıl sonra emekliliğiniz milletvekili emekliliğine dönüşüyor. Bunu bir düzeltmekle başlayayım. Çünkü kolay bir şey. İkincisi eee milletvekilinin e, parasal şeyi gerçekten kendisine ait bir para değildir. Yani kalmaz. Eğer bir lobicilik yürütmüyorsanız bir hakkın yani demokrat burada halkın dertleriyle e, ilgileneyim hangi partide olursanız olun. E, genellikle geleniniz, gideniniz, yardım talep edeniniz e, sizin kendinizi sorumlu hissettiğiniz e, mesellerden e, size fırsat kalmaz. Ben kendi adıma hesabını çok net verebilirim. E, cebimde e, 20 bin liraya yakın bir parayla milletvekili olmuştum. E, yön, yönetmendim. E, efendime söyleyeyim. Radikal gazetesinde yazıyordum. Ortalamanın üstünde bir gelirim vardı. Milletvekilini bitirdiğimde 80 bin lira tüketici kredisi borcum vardı. Dolayısıyla para işini bir yana bırakabiliriz. Emeklilik... ...gelirini de kendini bilen bir e, siyasetçiyseniz... ...onu da böyle değerlendirebiliriz yani. Ama onun dışında... E, ...meclis lokantası... E, ...ben idare amirliği de yaptım. Orası... Sadece kar amacı gütmeden şöyle hesap ederiz oran şeyini. Yemeklerin maliyetini. Buraya meclis bütçesinden bir kuruş katkıda bulunmayacağız. Dolayısıyla aylık veriler vardır elimizde ve yaklaşık 6000 kişiye yemek servisi yapılır günde. Bu yaklaşık 12-13 bin porsiyon anlamına gelir oradaki vekil sayısı 600. Bunların da çoğu her her gün orada değildir. biz bunu meclisten bir kuruş finanse etmeden toplam gideri hesaplayıp ürününe göre, yemeğine göre bölüştürürüz. Yani ora kar ve zarar etmeyen bir yer konumundadır. Piyasaya göre evet çok ucuzdur ama bunun bütün yükü, ağırlıklı yükü milletvekillerinin omuzundadır. Diğer seçeneklere gelelim. Dokunulmazlığımız yok. Doğru. <laughs> ee, Doğru. Dokunulmazlığımız yok. Benim şu an ben bu meclisin başkan vekiliyim. E, ve yurt dışı çıkış yasağım var. Ve yargılanmaya devam ediyorum. Ağırla, 39 kez ağırlaştırılmış evet. müebbet hapis isteniyor rakamda. Onun için biz milletvekilliğine hiç e, bu pencerelerden bakmadık bakmayız da e, biz o burayı bir takım sorunları daha görünür kılmanın en etkili mecralarından birisi olarak değerlendiriyoruz. Beklediğimiz, murad ettiğimiz en büyük faydası bu. Onun dışındaki hiçbir şey en azından HDP'li ya da YSP'li vekiller için geçerli değil. Bütün arkadaşlarım için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Peki meclis bölümünü kapatıp biraz daha belki e, tırnak içerisinde daha ciddi konulara geçelim. Şimdi e, siz Hasan Cemal ve Cengiz Çandar isimleri gündeme geldiğinde e, ses seçim sonrası yeni bir çözüm e, süreci mi gelecek acaba beklentisi oluşmuştu? ...Kılıçdaroğlu da kazansaydı olası bir yeni çözüm sürecinin... ...bu isimlerle e, olacağını sanki beklemeye başlamıştık. Siz de zaten seçim öncesinde böyle bir beklentiniz olduğunu evet. ifade etmiştiniz. Ancak şimdi gelinen noktada MHP, işte BBP ile bir koalisyon olduğu müddetçe... ...yeni bir ya da ittifak olduğu müddetçe... ...yeni bir çözüm sürecinin emareleri sanki şu an için yok gibi görünüyor. Eğer öyle bir süreç olsaydı... Sizin de içinde bulunduğunuz dönemden ne gibi dersler çıkartarak bu yeni sürece başlamak isterdiniz? Çünkü siz o sürecin en e, önemli aktörlerinden biridiniz Yani başka bir deyişle eski çözüm sürecinin nasıl bir öz yapardınız? Yani önceki çözüm sürecinde e, mesele o kadar zehirlenmişti ki bu ön yargılarla e, boğuşmamız bir... Keskin bir çatışma sürecini bir anda barış sürecine evirebilmemiz için bu barış talebini toplumsallaştırmakta yetersiz kaldık. Ee, bu en büyük e, öz budur. Gerekçelerimiz yok mu? Var. 20 civarında vekildik o zaman. Ve Türkiye'nin bütün sorun alanlarına koşturmaya çalışan, çok etkili bir muhalefet yürütmeye çalışan bir noktadaydık. Ama hayat gerekçelerle sürebilen bir şey değil. Dolayısıyla enerjimizin önemli bir bölümünü bu top, barış talebinin toplumsallaşmasına harcamakla başlamalıyız bugün eğer e, yürüyecekse o dönem olmadı mı o dönem e, her şey bir parçamış gibi oldu tek ayaklı oldu yani bir kuş gibi e, tek kanatla nasıl uçamazsa kanat çırpan sadece bizdik e, bir e, işte akil insanlar e, oluşturuldu. Ee, ne kadar akil oldukları kamuoyunda çok tartışıldı. Fakat devlet bunun bir ritüel olmaktan e, öteye götürecek herhangi bir rol ve sorumluluk üstlenmedi. Canı yanan bu o, süreçte evladını, eşini, yakınını kaybeden e, ya da e, kendisi yaralanan, uzuvlarını kaybeden insanlar. Ee, tıpkı Latin Amerika e, çatışma sonrası çözüm süreçlerinde olduğu gibi onlar bu sürece etkin bir şekilde dahil e, edilebilmesinin yolları hiç aranmadı. En önemlisi e, ve en sağaltıcı şey bunun büyük bir dert olduğu ve sağaltımı yapılmadan sağlıklı bir yol alınamayacağı bir vakayken ee, ve bunun en etkili yolu da bilinen dünyada keşfedilen hikayelerini anlattırmak ve hikayelerini dinlemek. Dünyada çatışma sonrası çözüm süreçlerinin e, bilinen en etkili e, sağaltım yollarından birisiydi bu. E, onun yerine ön yargıların e, ve itibarsızlaştırmaların e, gırla gittiği, e, sabotaj çabalarının ...kırla gittiği bir şey. Son olarak bir eğer heyet varsa ortada bir heyet teşekkül ettirilecekse e, bunun e, yetkilerinin de olması ve bu yetkilerin çerçevelendirilmesi belirlenmesi gerekiyordu. Bu yapılmadı. Yani bizim sorumluluk bizim omuzlarımızda e, ama herhangi bir düzlemde herhangi bir yetkimiz yok. Onu bırakın dokunulmazlığımız bile yok. Yani üstelik bu konuda yasal düzenleme yapılmasına rağmen bunun gibi ders çıkarılacak daha belki günlerce konuşsak bitmeyecek gerek bizden gerek hükümet devlet tarafından kaynaklanan birçok şey sayabiliriz ama asıl olan ve zor olan barış iradesini bunu her iki taraf için de söylüyorum. Barış iradesini sarsılmaz bir şekilde ortaya koymak ve arkasında durmak. Gerçekten barış savaştan çok daha zor ve cesaret isteyen bir iştir. Gerçi ben sorunu sorarken biraz fazla e, hani ön yargılı gibi sordum Hı -hı. yani Sanki bu yeni dönemde hiçbir ihtimal yokmuş gibi e, peşin yargıyla sordum size ama Yani e, görece ekonomide e, halkın ezilmesine sebebiyet olacak o e, klasik deyimle Ortodoks politikalara geri dönüldü. İşte dış politikada biraz daha e, geleneksel politikaya dönüldü gibi bir takım e, emareler var. Yani günün birinde böyle bir şey bekleyebilir misiniz? Yani bu MHP ile ortaklık olduğum deçe. Dünyada sonsuza kadar sürmüş hiçbir savaş yoktur. Ee, belki bu mesele çözümü kolay bir mesele değil. İçinde bunca yer almış birisi olarak söylüyorum. Çünkü arka planda e, yüzlerce yıllık e, tarihsel, sosyo-kültürel, sosyo, e, kültürel, sosyo yüzlerce meseleyi barındırıyor Ama işin çatışma ve eşitlik boyutunu çözebiliriz Bu bizim elimizde Yani bir çatışmasızlığı sağlayabiliriz buna hiçbir mazeretimiz yok ve insanların doğuştan sahip olduğu hakların kaspını bir kenara bırakabiliriz. Bunun da önünde hiçbir mani yok. Buna hiçbir şeyi mazeret edemezsiniz. E, bu dolayısıyla e, yönetilebilir bir duruma e, getirmeyi murad ederek başlarsanız, çözüme de e, giden yolları açmış olursunuz. Bunun bir iktidar meselesi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. E, şu an mecliste e, bu meseleye, ...iktidardan daha şiddet bakan onlarca muhalefet milletvekili sayabilirim bir nefeste. Tabii, doğru. Ama geçmişten e, farkı ne derseniz... ...tarihte hiçbir zaman Kürtlük bu kadar kategori olarak karşıya alınmamıştı. Bir kategori Kürt karşıtlığı hükümet eliyle beslendi. E, halen beslenmeye devam ediyor. E, ve bu barışın önündeki en büyük engel şu an e, çatışma ya da silah olmaktan çıktı. İki şey e, çok ön planda. Birincisi e, bu kadar e, yükseltilen ve her gün her gün her vesileyle e, insanlara zerk edilen e, bu milliyetçilik dalgası. E, bir de meselenin Bölgesel bir karakter zaten bölgesel bir karakteri vardı ama kendi iç dinamikleriyle Kürt Türk oturup bunu çözebilecekken artık meselenin bölgesel bir anlamda da küresel boyuta taşınmış olması. Bu da hükümetin aymazlığı tercihleri politik tutumu yeterince cesur olamaması gibi. ...birçok sebep... ...tabii ki bizim yetmezliklerimiz de... E, ...bu alanda sayılabilir... ...ama... E, ...adettir ve gerçektir... ...bu işte önce... E, ...kamu otoritesi... E, ...sorumludur... ...çünkü irade ondadır... E, meş ...bütün bu meşru alanlarda... ...biz... ...elimizden gelenin... E, ...azamisini... ...yapmaya gayret gösterdik. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Bu Kürt siyasi tarihinin... ...artık herhalde en önemli figürler arasında... ...Selahattin Demirtaş yer alıyor diyebiliriz. Ee, ve kendisinde siyaseti bırakmış... ...olması... 'nın çok da üzerinde sanki durmadı. Kendisi de çok fazla detaya girmek istemedi. Siz de geçenlerde, geçtiğimiz günlerde ziyarete gittiniz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu siyasete bırakma kararını ve kendisiyle tabii ki yani özelini söylemek istemeyebilirsiniz belki ama hani kendisiyle bir değerlendirme yaptınız mı? Ee, i̇nanın bu, bu söyleyeceğime güvenin. Ben o karardan önce mi gittim, sonra mı gittim, onu hatırlamıyorum şu anda. Fakat Selahattin Bey bu geleneğin çıkardığı en yetkin arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden, yoldaşlarımızdan birisidir. Dolayısıyla incen incindiği, yorulduğu yıprandığını hissettiği birçok alanda da sonuna kadar haklı olduğunu düşünenlerdenim. Onun bütün duygularını görebilen bir yerdeyim. Ee, ama tarihsel olarak yaşayacağız ve göreceğiz bu ülkenin geleceğinde ister e, günlük siyaset si, siyasi aktör olarak ister e, günlük siyasetin dışında e, bir yerde bu şart değil biliyorsunuz e, Selahattin Bey bu ülkenin e, geleceğinde yer alabilecek e, önemli aktörlerden birisidir ve kendisini e, bundan alıkoymayacağını... koymayacağını yakynen biliyorum. E, bunun farkında olan e, bir tek ben değilim. Fakat böyle dönemler e, biraz e, karşılamaya hazırlıklı değilseniz Selahattin Beyi kastederek söylemiyorum. Genel bir şey olarak insanların genellikle duygularla ve birbiriyle uğraştığı dönemler olarak hep kayda geçer. Oysa bunu bir an önce geride bırakıp kimin üzerine ne düşüyor, kim neresinden tutar bu meseleyi zeminine geri geldiğimizde Selahattin Bey'in kendi üzerine düşeni ilk yapacak insanlardan biri olacağından da eminim. Öyle bu bu kesinlikle ...söyleyeyim yani. Peki biraz da seçimlerden bahsedelim. Şimdi e, genelde... ...sol kesimde... ...gözlemlediğim, belki de... subjektif bir gözlem olduğu için doğru olmayabilir... ...katılmayabilirsiniz ama... E, ...eleştiri dendiğinde bütün oklar... ...CHP'ye yöneliyor. HDP'de e, uğramış olduğu baskılar... ...nedeniyle... E, ...her türlü işte milletvekillerinin... ...içeride olması ya da kayyum baskıları nedeniyle... ...sanki bu az, e, eleştirilerden... ...biraz azade gibi... E, o zaman iş biraz sanki size düşüyor gibi. Örneğin e, Cengiz Şandar ve Hasan Cemal e, seçimleri çok eleştiri almıştı seçimlerden önce. E, sizce bunlar doğru isimler miydi? Bir de hani öz eleştiri sadece bu isimlerdenin e, dışında da seçim sonuçları açısından bir değerlendirme yapabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi e, biliyorsunuz bir e, kurultay süreci e, başlattık ve e, bütün Seçmenlerimizle e, buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Hem il ilçe yöneticilerimiz, hem e, dost kurumlarımız, hem e, sıradan seçmenlerimiz, herkesi açık olan ve mümkün olan en geniş katılımı e, sağlamaya çalışan bir yerden e, bu toplantıları e, gerçekleştiriyoruz. Bunları raporluyoruz. Bunlar değerlendiriliyor kurullarımızda ve bunlardan sonuç çıkararak kurultayı e, bu anlayışla e, kurultay sürecini karşılamaya çalışıyoruz. E, daha bir tek yerde şunu niye vekil yaptınız ya da aday yaptınız ya da şu arkadaşın niye yapmadınız sorusuna. E, ...muhatap olmadık. Hı. Çünkü bizim seçmenimiz... E, ...politik analiz yapabilme gücü... ...çok sağ, e, çok, güçlü. çok güçlü ve bir tarihselliğin üzerinde... ...oturuyor. Bize yöneltilen eleştiriler... ...ittifak sürecini doğru yönetemediniz. Efendime söyleyeyim... ...altılı masayla... ...ilişkilenme ya da... E, tutumunuzu deklare etme biçiminiz bundan farklı olabilirdi falan diye başlayan bir dizi çalışma yöntemlerimiz, metotlarımız, seçim kampanyasının şekli ne varana değin birçok şey söylendi. Bir tek yerde ben şeyi duymadım. Şunu niye yaptınız ya da bunu niye yapmadınız diye. Bu, bu bir bilince işaret ediyor. Zaten Oy kaybının ya da oy artmasının e, yok. Oy kaybının ya da artmasının Tabii. gerekçeleri arasında e, sanılandan çok daha az yer tutar şey. İsimler. İsimler. E, siz e, daha çok kendi e, alanda çalışan insanlarınızın gayreti, seçimi yoğunlaşması. Yöntemleri ve bunların e, isabetli olup olmadığıyla e, genel anlamda kampanyanızı oturttuğunuz zemin, e, efendim çerçeve, sloganlarınız, talepleriniz, itirazlarınız, manifestonuz yani kısacası. Yok ben bu iki isim özellikle çok sembol isimler olması nedeniyle sordum. Yani tabii ki isimler bu, özellikle bu, HDP açısından çok... Ee, önem atfedilmediğini biliyorum ama çok sembol isimler olmasın dediğine çok gündeme geldi. Evet, e, bu genellikle üstüne vazife olmayan kesimler e, hep buradan didiklemişlerdir. Doğru. Bu bütün partiler için de böyledir. Yani isim tartışmak ne ya? Bir e, siyasi parti bunu e, düşünmüşse e, bir e, beklentisi vardır. Bir an, anlamı vardır. Bir beklentisi vardır. bir rol biçmiştir. Kaldı ki Kürt siyasal hareketi'nin ilk defa yaptığı bir şey değil. Ee, hep e, Türkiye kamuoyundan farklı siyasal eğilimlerden e, ama demokrasi ortak paydasında bir dirayet gösterebilecek olanlara daima bir alan açmış ve bunların pek azından e, Hüsrana uğramıştır kendisini üzgün hissetmiştir. Yani niye buna bu? ...alanı açtık. Bir parti düşünün... ...Müslümanı... ...Süryanisi, Ermenisi... ...Sosyalisti, Feministi... ...İslamcısı... ...bir arada... ...bir demokrasi ve... ...özgürlükler paydası altında... ...yol yürümeye çalışıyor. Onun için... ...buna böyle bakmak lazım. Keşke Hasan Abi de... ...seçilebilseydi. Bunlar önemli... ...tarihsel... Birikime tekabül eden insanlar, görüşlerimiz farklı olabilir. Oturursak Cengiz Çandar'la saatlerce tartışabiliriz. tartışabiliriz. Bu bahsi diğer ama özellikle Kürt meselesi bahsinde bu ülkede yoğunlaşmış, emek vermiş. Bunun için yaptırımlara uğramış insanların arasında. ...buna böyle bakmak lazım. Peki siz az önce dediniz yani... E, ...özellikle Emek ve Özgürlük Partisi... ...ittifakına e, yönelik... ...bir takım eleştiriler var demiştiniz... E, ...tabandan gelen... Evet. ...siz de e, özellikle... ...Demokratik Cumhuriyet Konferansı yapıldığında... ...orada bir sanki üstü kapalı... ...tipi eleştirmiştiniz daha sonra... Şık'ı da... E, ...ağır eleştiriler getiriniz o malum görüntüler... ...nedeniyle... E, ...seçimler de geçti artık ondan sonra da... E, ...artık bunu e, konuşmayalım demiştiniz e, seçimler geçti artık ve hani bir emek ve özgürlük ittifakı bundan sonra nereye evrilir? Şimdi başta Ahmet tabii ki arkadaşımız e, ve halen de arkadaşım. Evet yani biliyorum. Yani, e, ama milletin ıskaladığı şey şu. Ya <laughs> biz en çok arkadaşlarımızla tartışırız. Tabii. Hadi Ahmet e, de bir kenara bırakalım. Bizim parti içindeki tartışmalarımızı ee, ...mümkün olsa da görseler... ...herhalde derler bunlar sabaha parti diye bir şey kalmaz. <laughs> Fakat bunu... ...güç veren bir yerden... ...yapmaya çalışmak lazım. Bu ayar... E, ...bizden ya da... E, ...ismini saydığımız arkadaşlarımızdan birinden... ...bu ayar kaçarsa... ...o verimsiz ve çürütücü bir... ...tartışma olur. Benim işaret ettiğim nokta oydu. Yoksa... E, ...vaktinde... Ahmet Şık istifa ettiğinde e, sıkıntılı bir süreçti ve insanlar çok öfkeliydi. Onun önüne e, durmaya çalıştım çok net bir şekilde yani HDP partimiz Ahmet de yoldaşımız dedim e, ve o tartışmalar önemli ölçüde kesilmişti. Dolayısıyla buradan buradan alınacak bir yol yok ama şuradan alınacak bir yol var. E, bu ülkede demokratik muhalefet nicel olarak herhangi bir hesap yapılmadan yani bunun şu kadar oyu var ya da bunun yüzdeye gelmeyen bir şeyi var duygusundan uzak bizim sol vicdanı bir araya getirebilecek bir hamle yapmamız şart. Bunu yapamazsak bu ...enerji... E, ...yer altına doğru... ...akar ve magma tabakalarında... ...buhar olur gider. E, bu anlamda... ...birbirimize mutlak saygılı... ...ve tahammüllü... ...olmak zorundayız. E, öncelikli görevimiz bu. Bu demokrasi... E, ...paydasına inanan... E, ...herkesi de kapsayacak şekilde... ...genişlemeli. Bu olursa... Buradan çok yaratıcı yol ve yordamlar e, çıkacaktır. Çünkü demokrasi sınavında yüzünü öne eğdirmeyen tek kesim sol sosyalist e, kesimlerdir. Bunların e, bu alanda herhangi bir sabıkaları söz konusu değildir ama bunun dışında her kesimin yalpa vurduğunu söylemek e, mümkün. Bu anlamda Bizim birbirimiz için e, biz bir sarılırız eğer varsa incinmişliğimiz. E, o gider ama tartışmaya bütün hızıyla devam ederiz. Peki e, HDP ya da YSP diyelim, 2019-2023 seçimlerinde aday göstermeyerek aslında dolaylı destek verdik katılan adaylara. Buna rağmen de özellikle ulusalcı kesimde bir kriminalize edildiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu, Bundan yola çıkarak kendi adaylarıyla mı katılacak e, yerel seçimlere... Biliyorum biraz erken bir soru ama buna ek olaraktan da diyelim ki siz daha evvelden aday olmuştunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Yine böyle bir teklif gelse kabul eder misiniz? Birincisi ben o zaman ceza öndeydim ve doğru bulmadığımı kampanyayı baltalamadan ifade etmiştim. Ee, sanırım ya gazete duvara ya yeni yaşama verdiğim bir röportajla Sonra bunu biraz daha açımladım Selahattin Bey'in bağrınıza taş basın gidin verin sözüne atfen Niye kimse merak etmiyor bu destek verdiklerimiz Niye bağrınıza taş basıyorsunuz biz size ne yaptık ki Bu soruyu sorsalar e, her şey yoluna girmeye başlayacak bu soruyu merak eden kimse yok. Çok ağır bir laf. Bağrına taş basarak bir iş yapmak, zorunda kalmak. E, dolayısıyla yerel seçimlerdeki tutumum biz ittifak yapmayalım şeklinde değildi. Yani mesafeliydim derken biz ittifakı reddeden bir yerden değildi. Biz taleplerimizi ortaya koyalım ve e, bunu bir deklarasyon gibi yapalım. Kim bunu kamuoyu önünde kabul ederse oyumuzu büyük şehirlerde iddiamız olmayan yerlerde ona verelim. Yerel seçim için izlenecek yol bu olmalı demiştim. Ben düşüncem öyleydi, halen de öyle. Yani işte e, su asgari yaşam Hakkı için su tüketimini yoksullara kim ücretsiz verecekse diyebilirdik. Kadın e, istihdamını eşitlik temelinde kim yaş yaklaşacaksa diyebilirdik. Yani bir bir dizi bizim ilkesel olarak savunduğumuz şeyleri... ...yerele özgüleyen bir takım şeyler talep edebilirdik. Kategorik bir karşıtlık e, temelinden... E, ...bağrımıza taş basarak bir e, yol izlemeyebilirdik. O zaman düşüncem oydu. Bugüne gelirsek... E, ...Kemal Bey'in yaklaşımını e, çok kıymetli buldum. Halen de kıymetli buluyorum sürece olan yaklaşımını. Tartışmaları biliyorum. Bu gizli protokol vesaire falan bütün bunları bilerek söylüyorum. Şu anlamda Kemal Bey ilk defa CHP kadroları içerisinde bugüne kadar statükonun hani gece aklına gelse şeytan vesvese soktu diyebileceği birçok alana bugüne kadar hiçbir CHP kadrosunda görmediğimiz cesur ve kararlı bir yaklaşım sergiledi. En azından teşebbüs etti. Bir yenilgi üzerinden sadece skor üzerinden bir siyaseti mahkum etmeyi doğru bulmuyor. Dolayısıyla eğer CHP yüzünü sola dönecekse ...bir sağ muhalefetle sağcılık yapmaya çalışarak yol alınamayacağını yeterince deneyimlediğimizi düşünüyorum. Ama sağ tabandaki yoksulları bir hakkın sol politikalarla cezbedebiliriz, ikna edebiliriz, bizi görmelerini sağlayabiliriz. Olabilecek piyasada sağcı kalmadı... Kemal Bey'in dediğim gibi çabalarını mahkum eden bir yerden konuşmuyorum olumluyorum tersine Ama artık bu deneyimi yaşadık Bence kendi içindeki sağcılardan da e, bu süreci arındırarak sol bir e, anlayışla halkçı bir anlayışla e, ve adaylarla ve süreçlerle yaklaşırlarsa Tabii ki her şey ...yeniden değerlendirilir. Ama ben bunu... ...bir kişisel görüş olarak söylüyorum. Yani Şüphesiz. partimizin... ...resmi görüşünü söylemeye mezun değilim. Ee, daha bu süreç... ...bitmedi de işte tartışıyoruz... ...tartışacağız. Diyelim ki altılı masa artı... ...Özdağ gibi bir ittifak söz konusu olursa... E, ...yerel seçimlerde... ...kendi adaylarıyla girmeniz... ...sanki söylemenizden ben, bunu anlıyor. Anlatmaya çalıştığım şu... Ee, ...Davudoğlu'nu ya da e, ta, e, Temel Bey'i ya da e, Ümit Özdağ'ı... ...bunları bir araya toplayarak oy toplayamazsınız. Taleplerinizle, programınızla oy toplarsınız. Ve bunlar süreç bittikten sonra ortaya çıktı ki birçoğu riyakar yaklaşıyor. Dolayısıyla bunu yaşadık gördük. Artık e, ikinci kez... Aynı şey değil aynı ha, aynı havuzda çinmeye gerek yok yeni bir enerjiyle yeni bir gayretle eğer bu, bu örülebilirse bence büyük sonuç alınır ama e, bu yapılabilir mi yaşayacağız göreceğiz. Şayet CHP tarafından böyle bir irade ortaya konmazsa e, HDP e, ya da YSP e, Belki farklı bir inisiyatif alabilir mi? Yani aslında Güneydoğu'da belediyelerin deneyimleri var. Türkiye'nin aslında bir e, çeşitli küçük e, ilçe e, ve şu anda da Dersim'i varsayarsak bir deneyimi de oluştu. Aslında Terzi Fikri'den gelen Fatsa Ovacık, e, Hopa, e, belki CHP'nin dikili belediyesinde buna sayabiliriz. Böyle bir 2024'te bütün az önce siz ifade ettiğinizde herkesi kapsayacak bir... Ee, bir hareket, bir ittifak oluşturmakta bir model olabilir mi? Ee, olmalı. Ee, yani muhtemelen partimiz ve ittifakımız e, belli tartışma süreçlerini bir an önce bitirip bir yerel yönetim çalıştayı e, düzenleyecekler ve bunu e, alışıldık e, kadroları aşan bir e, genişlikle yapacaklar. ...diye düşünüyorum. Bu... ...buna bir... ...arama çalışmaları da... ...diyebiliriz. Konferansları... ...dizisi de diyebiliriz. Buradan ortaya... ...çok... ...verimli sonuçlar... ...çıkacağını düşünüyorum. İnsanların değil... ...programların ve yaklaşımların... ...tartışıldığı ve belli... ...manifestoların oluşturulduğu... ...bir şey olmalı ya da olacak gibi duruyor. O zaman e, falanca e, müteahhit, filanca e, lobinin adamı falan filanca grubun e, temsilcisi aralığından çıkaracağız. Bir bir program ortaya çıkacak. E, bakalım süreç ne gösterecek. Peki son olarak da aslında biraz da yaşama dair. E... Birkaç şey söyleyerekten sohbetimizi isterseniz kapatalım. Reel siyaset bir yandan da aslında yorucu bir uğraş. Kendinizi kitaplarınıza, ailenize, dostlarınıza kısaca yaşama zaman ayırabiliyor musunuz? Çok zor. Ee, yani e, siyaset gerçekten mesaiyle yapılabilen bir iş değil. Telefonunuzu kapatamıyorsunuz örneğin. Ee, çaldığında açmamazlık edemiyorsunuz. Yani bizim partimizde eğer siyaset yapıyorsanız özel yaşamınızdan e, bir hayli e, iskonto yapmanız gerekiyor. E, eskisi gibi yani e, artık işte yaşla beraber eskiden her şeye bir vakit bulacak. Ya çok takmışsınız sanki. Yok yok ben kendimi biliyorum. <laughs> yo, hiç şeye gerek yok yani. Çünkü yapamıyorum yani anlayamıyorum. E, şeyle eski 3 sene önceki enerjim yok 5 sene önceki hiç yok ve bu hayıflanacak bir şey değil yani bunun keyfini bile çıkardığım söylenebilir ee, onun için e, si siyasetçi eğer bu yolu halk lehine halkın sözcüsü olarak yürütmek gibi bir niyet ve gayretle yola çıkıyorsa e, özel yaşamında e, özel yaşamının pek kalmayacağını ...bilmesi gerekir. Ben de o vaziyetteyim. Pek bir özel yaşamımız... ...ya da ona fazlaca bir zaman ayırabilme... ...gücümüz ve zeminimiz yok şimdilik. Sosyal medyayı çok aktif kullanmadığınızı... ...sanki hmm. düşünüyorum. Var mı bunun bir nedeni? Var. Çok yüzeysel... ...buluyorum. Yani orayı bir... ...ilan tahtası gibi... ...görüyorum. Onun dışında bu e, bot hesaplar ya da e, belli bir e, sahte hesap sahte nick belli bir için arkasından yani kendi kimliğiyle söz söyleyemeyen insanlar türlü çeşitli networkler oluşturuyorlar ve e, bu networkler e, anında bir e, genellikle e, linç ve manipülasyon amaçlı e, seferber oluyorlar. Bu Buna girerseniz çok yıpranırsınız. Bunları e, görmezden geliyorum. Daha bir e, çoğunu sonuna kadar okumamışım. Belli çünkü adını söyleyecek yüreği yok. E, ya da kendini güvenli bir alana çekmiş. Tamam işte diyelim ki yurt dışında. Kendini güvenli bir alana çekmiş. Kırk parmağında kırk kara oraya buraya dalaşıp duruyor. E bu... ...bunu ayıracak zamana yazık. Onun dışında ama... ...değer yaratan insanlar var toplumda. Ee, yani bir nörolog... kendini adamış... E, ...diyelim işte Alzheimer... ...çalışmasına... ...ben de tesadüfen denk gelmişim. Onu takibi alıyorum. E, bu bana... ...onun çalışmaları... ...onu izleyebilmek... ...iyi geliyor. İşte bir... E, Başka bir tıp insanı diyabetle uğraşıyor. Bu iyi geliyor. Bir sosyolog, bir ilahiyatçı... ...hiç bugüne kadar bakmadığımız yerden... ...Anadolu inanç geçmişini irdelemeye çalışıyor. Takibi alıyorum. Biraz takip listem böyle insanlardan oluşuyor. Yani orayı bir polemik, ona buna laf yetiştirme... E, ...mecrası olmaktan çok... E, ...biraz böyle şey... E, ...mizahçıları takibi alıyorum. E, kıskan Kıskandığım şeyler var. E, o tweet... ...limiti içerisinde... ...bir meseleye çok çarpıcı yaklaşabilen insanlar var. Dolayısıyla... ...bir şey söylemekten çok bir şeyler okumak için... ...kullanıyorum orayı. Peki son sorum şu aslında... Şimdi seçimler sonrası ülkenin yarısında ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Parası olanlar aslında, yani bunu geçen gün bir nörolog arkadaşım söyledi. Çok ciddi anlamda insanlar, psikolog, psikiyatr ve nörologlara gidişte ciddi bir artış olduğunu kendisi söyledi. İmkanı olanlar aslında kapağı yurt dışına atmaya çalışıyorlar. İşte gençler Google'da, Kanada'da yaşamak e, kelimelerini bir şekilde arıyor. E siz üç kez e, cezaevine girmiş bir insansınız ve üstüne üstlük de mücadele ediyorsunuz bir şekilde. Umutsuz yaşanmaz klişesinin dışında bize eee ayağa yere basan bir umut e, mesajı verebilir misiniz? Yani e, bu belki de çok kolay bir şey değil. Yani çünkü en kolayı umutsuz yaşanmaz. Tamam ama yani hayatın pratik gerçekleri bize de bunu söylemiyor. Ya yani bu morali bozulmuş insanlara nasıl devam edeceğiz biz bu ülkede e, ile ilgili olaraktan hani e, bununla ilgili birkaç cümleyle bitirelim istiyorum. Tabii ki. Enseyi karartalım mı yani? Hayır. Kürtçe'de e, bir deyim var. Onunla söyleyeyim. Kürtçesini telaffuz ed edemeyeceğim beni bağışlasınlar ama Kürtçe bir hazine bu anlamda Kürt halkının e, değişleri deyimleri her şeyin incesi insanın kabası dayanaksızdır derler. Bu kaba olan her şey genellikle de sizin bu saydığınız insan profili genellikle ince incelikli hayata belli bir zerafet penceresinden bakan ve çok çabuk incinebilen çok çabuk umutsuzluğa kapılabilen insanlar Onlara e, özellikle bun, bu şekilde seslenmek isterim ki kabalık ve hoyratlık e, zannedildiği kadar e, baki değildir. Ve 20 yıl e, toplumsal süreçler söz konusu olduğunda öyle e, uzun bir süre değildir. Hiç gitmeyecek, hiç bitmeyecekmiş gibi. Zorlukları aşmanın sihirli bir yolu yok ama deneylenmiş bir e, yöntemi var yan yana durmak, dayanışmayı yükseltmek. düşen düşerseniz elinizden tutacak biri olduğunu e, ya da yanınızdaki düşerse elini tutabileceğinizi bilmek hissettirtmek e, falan bunlar e, bu havayı bir anda dağıtırlar. Dünyanın en büyük örgütlenmeleri önce bir kişinin akıl etmesiyle e, başlar. Hiç iki kişi birden başlayan hareket yok. Yeryüzünde ee, örgütlü kötülüğe karşı örgütlü hoyratlığa karşı da tek tek karşı durulamaz ancak bir arada örgütlü e, olarak e, durursanız ama hayatın her alanda yani bu illede bir siyasi parti olmak zorunda değil yani kendi uzmanlığınız kendi yatkınlığınız hayatın neresine tekabül ediyorsa Orada birileriyle birlikte bir eyleşin içine girmek e, inanın psikiyatri seanslarından çok daha kısa sürede sonuç almanızı e, sağlayacak yol ve yöntemlerdir. Gerçekten karamsarlığı anlamıyorum. Bugün baktığınız zaman işte diyelim ki yüzde %48 48'e 52 deniyor. Bunun çalma çırpma işlerini bir an için yok varsayalım bu yüzde içinden sadece yüzde üçlük bir insanı ikna ettiğiniz zaman yüzde üç'e tekabül edecek bir insanı tablo etkilediğiniz zaman tablo tam tersine değişiyor. E, sizin böyle bir iddianız yoksa zaten karamsar olmaktan başka bir şey de sizi paklemez yani. E, onun için genellikle e, insanlarımızın büyük çoğunluğu kendisi adına birçok etkinliği başkalarının yapmasından yana böyle bir dünya yok yani Türkler de Kürtler de biraz başçı milletler hani birisi alsın bizim yerimize yürütsün o gitsin şuna göğüs yersin bu cümleyi okursun öyle bir dünya yok ne kadar katılımcılığı geliştirebilirsek ne kadar kendimizi ve çevremizi dahil edebilirsek güzel günler o kadar çabuk gelir ve kalıcı olur öbür türlü işte bir bakıyorsunuz Muhtedir'in canı istemediğinde ya da çıkarları ters yüz olduğunda bir anda gasp edebiliyor. Örgütlenme, yan yana durma ve dayanışma bunu söyleyebilirim. Peki çok çok teşekkürler. Ben çok teşekkür keyifli olur. bir sohbetti. Umarım dinleyenler de aynı keyfi alacaklardır diye düşünüyorum. Çok çok sağ olun, var olun. Bir başka görüşmede inşallah tekrar karşılaşmak dileğiyle. Ben de herkesi selamlıyorum. Enseyi karartmayın. Ee, onun yerine bir şeyler yapalım. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.